Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bitcoin yön analizine bakacağız hızlıca her zaman olduğu gibi. Daha sonrasında altcoin'leri inceleyeceğiz ve bugün Binance ve birçok borsada bulunan futures işlemleri ile ilgili bu down up coin'leri ne işe yarar? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar kaldıraçlı tokenları ve bugün bin abone özel çekilişimizi bu videoda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 5 kişiye 2.000 er adet MP coin vereceğimizi söylemiştik. 10.000 abone özel 10.000 MP coin dağıtacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'in yön analizimizi hemen açtığımız zaman hızlıca şu anda Bitcoin'in 19.468 dolarda olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar takip ettiğimiz gibi 19.480 dolarda bir direnç noktamız vardı. Şu anda bu direnç noktasına çok yakın. Az önce bu direnci kırdı. Fakat tutunamayarak geri aşağıya bir 30 dolar kadar dolar indi arkadaşlar. Ve bir sonraki zirve noktamızda bildiğiniz gibi 19.793 dolarda tüm zamanların en yüksek seviyesi yer alıyor. Bunu daha önce bildiğiniz gibi kırmıştık ve zirveyi 19.870 dolara bitcoin taşımıştı. Fakat tutunamayarak anında bir satış yedi ve 18.000 dolara kadar fiyat aşağıya inmişti. Şu anda da arkadaşlar artık yine önümüzdeki direnç noktasına yaklaştı bitcoin. 19.480 dolar direncinin kırmasından sonra 19.793 dolardaki tüm zamanların ATH yani en yüksek fiyat fiyatı dediğimiz all time high fiyatımızı kırmamız gerekiyor. Bundan sonrasında ise artık nereden dönebilir? Nasıl hareket edebilir? İndikatörlerimiz sayesinde bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. 3 günlük fiyat hareketimize de baktığımız zaman grafiğimiz vardı. 11 bin dolardan beri takip ettiğimiz. Şu anda yine yeşil hedef bölgesindeyiz arkadaşlar. Yeşil hedef bölgesinin bitcoin içinde yer alıyor ve bildiğiniz gibi arkadaşlar aralığın 13'ünde tarihimizi koymuştuk. Şu anda bu tarihimize 10 gün var. 10 gün içerisinde bir zirve fiyatı beklentim. İşin açını söylemek gerekirse şahsi görüşüm olarak var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ama tabii ki stoplarımızı kesinlikle unutmuyoruz. Stop çünkü çok önemli bildiğiniz gibi. Bu piyasalar çünkü bir anda her şey güllük gülistanlık gibi seyrederken bir anda çok sert aşağıya inişler görebiliyoruz. Ve bunlar da arkadaşlar stop patlatma dediğimiz olaylar gerçekleşebiliyor. Daha sonrasında futures işlemleri daha sonra konumuz olacak yine. Long ve short işlem açanların pozisyonlarını likidite ediyorlar arkadaşlar. Yani likidite etmek ne demek? De önceki videomuzda söylemiştik. Sermayeleri sıfırlayıp tamamen para borsaya geçiyor arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi videomuzun bir diğer konusuna hemen geçelim. Bitcoin'i hızlıca yorumladıktan sonra arkadaşlar bildiğiniz gibi Ethereum 2.0'a geçti ve Binance bunun için bir staking başlattı. Arkadaşlar burada Binance'a girdiğiniz zaman yukarıda finansman kısmı var. Burada Binance'tan kazanç kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Burada Ethereum 2.0 staking var sol tarafta. Buna girdiğiniz zaman şuradan arkadaşlar Ethereum'larınızı kilitleyebiliyorsunuz. Şimdi bahis yap seçeneğinden. Fakat bunun şu riski var arkadaşlar. Bu bir kilitli staking. Yani ne demek paranızı istediğiniz zaman çekemiyorsunuz arkadaşlar burada bir kere kilitlediğiniz zaman artık bundan sonrasında Ethereum 2.0 sürümünü tam olarak ne zaman aktive ederse o zaman siz paranızı kilitli birikimden çekebileceksiniz Fakat o zamana kadar B Ethereum adında bir coin verilecek size burada stake ettiğiniz süreçte Hatta burada da risklerine baktığınız zaman bahis ethereum'u önceden kullanabilir miyim yazıyor ethereum 2.0 stake mekanizması Nedeniyle erken itfaiye desteklemiyor yani paranızı çekemiyorsunuz kilitlediğiniz parayı Tüm stake Ethereum akıllı kontratta kilitlenecektir ve ne zaman geri alabilirim kısmında kullanıcıların Ethereum'larını birebir oranında stake ettikleri B Ethereum tokenları ayrıca B Ethereum kullanıcılara iki hak sağlar. Bunlardan birisi Ethereum 2.0 aşama 1 yayınlandığında Ethereum'u birebir oranında kullanabileceksiniz. Diğeri ise stake etme avantajı kullanıcılara B Ethereum sahipliklerine göre dağıtılacaktır deniyor ve B Ethereum 31 Aralık'ta kullanıcıların spot hesaplarına dağıtılacaktır deniyor. Fakat 31 Aralık'ta bu kilit açılmıyor arkadaşlar. Bunu söylemem gerekiyor. Kilit ne zaman ki Ethereum artık aşama 1'i yayınladığı zaman o zaman açılacak arkadaşlar. Bu da ne zaman olacağı belli değil şu anda ileri bir vadede. Yani burada Ethereum'larınızı kilitlerseniz geri alma yok arkadaşlar. Kilitli staking ne zaman ta ki belki 3 ay sonra, belki 1 ay sonra, belki 6 ay sonra bu aşama bir yayınlanacak. Bu aşama bir yayınlanmadan da kesinlikle Ethereum'larınızı geri kullanamıyorsunuz. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Binance borsasında kaldıraçlı tokenlar dediğimiz burada yukarıda girdiğimiz zaman Leveraged token diye geçiyor. Kaldıraçlı tokenlar demek. Ve hemen bakıyoruz şu anda. AV'nin down ve AV'nin up coin'i var. YF'nin down ve YF'nin up coin'i var. Şimdi bu coin'ler bizler için ne ifade ediyor arkadaşlar? Birçok arkadaşımız bunları bilmiyor. Bu AV down dediği coin. AV coin aşağı doğru düşecek şeklinde 3x'li kaldıraçlı token. Yani mesela AV coin aşağıya düştüğü zaman bir düşerse sizin coin'iniz 3 kazanıyor. Eğer ama siz AV down'a girdiniz ve AV coin yükseldi. O zaman bir kaybedecekseniz 3 kaybediyorsunuz arkadaşlar. Yani futures işlemlerin bir farklı versiyonu bu. Ve çok tehlikeli arkadaşlar işin açını söylemek gerekirse. 3x kaldıraç demek yani bir kaybedecekken 3 kaybediyorsunuz. Burada çoğu coin'in neredeyse arkadaşlar kaldıraçlı tokenları var. Ada down, ada up gibi. Ethereum down, Ethereum up gibi. Fakat Ethereum'un fiyatı yukarı doğru gitmez de aşağı doğru giderse bu sefer Ethereum down fiyatlanmaya başlıyor. Ethereum up fiyatı aşağıya düşmeye başlıyor. Bundan dolayı da çok ciddi zararlar eden yatırımcılar daha önce oldu arkadaşlar. Tasfiye riski yok. Yani adet olarak adetiniz duruyor. Yani likitte dediğimiz olay yok bu coinlerde. Fakat arkadaşlar bir daha artık ne zaman yerine gelirse şeklinde düşünün. Terste kaldığınız zaman bunu geri toparlamaz. bayağı bir uzun sürebiliyor arkadaşlar. Şimdi hemen Binance'da Futures işlemleri inceleyelim. Futures işlemler çoğu borsada aynıdır. Daha önceki videolarımızda da sizlere söylemiştim. Bir nevi kumarın bir değişik versiyonu. Yani burada ne demek istiyorsunuz derseniz şimdi bazı arkadaşlarımız bunu yatırım olarak görebilirler fakat bu bir yatırım olarak bana göre geçmiyor arkadaşlar bu tamamen arkadaşlar kumara benzer bir sistem üzerine kurulmuş bir şey bu vadeli işlemler sistemi futures işlemler arkadaşlar burada cross çapraz margin yani bir de isolated margin var isolated margin de ne demek diye soracak olanlar olursa siz mesela diyelim ki iki tane ayrı ayrı coin'i vadeli işlemleri futures piyasasına yatırdınız. Yani birisiyle BNB aldınız, birisiyle BTC aldınız. Birbirlerini likitite etmiyorlar arkadaşlar. Yani BTC likitite olursa isolated'da sizin BNB almış olduğunuz coin'iniz durmuş oluyor. Fakat burada cross seçtiğiniz zaman çapraz marjini eğer Bitcoin'iniz likitite olacaksa BNB'nizi de götürebiliyor. Yani ikisi beraber gidiyor. Sizin ana sermayeniz sıfırlanana kadar ta ki. Genelde en çok kullanılan cross işlemlerdir. Yani çapraz işlemlerdir. Burada arkadaşlar yandaki 10x yazan kaldıraç oranınızı belirler. 125x'e kadar Bitcoin'de kaldıraç kullanabilirsiniz. Burada zaten geldiğiniz zaman 125x'e hemen size uyarı verir. Der ki çok yüksek risk alıyorsunuz şeklinde uyarı verir. 100x'e geldiğiniz zaman da size bu şekilde bir uyarı verir. Yani borsa bile sizi uyarıyor diyor ki çok yüksek risk alıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi 20 kaldıraçın üstünde risk hemen aşağıda çıkıyor arkadaşlar sizlere. Diyelim ki siz burada 100x kaldıraç aldınız. 100x kaldıraç ne demek arkadaşlar? Sizin elinizde 1000 dolar varsa 100 bin dolarlık bitcoin alabiliyorsunuz. Şimdi 100 bin dolarlık Bitcoin'i aldınız fakat sizin elinizde sadece 1000 dolar var. Siz bitcoin artacak dediniz fakat bitcoin düşmeye başladı. Bitcoin siz mesela diyelim ki 1000 dolara normalde 1 adet Bitcoin bile alamazsınız ama 100.000 dolara şu anda 5 Bitcoin alabilirsiniz. Mesela siz artacak dediniz 10 dolar düştü. 10 dolar düştüğü takdirde sizin elinizdeki 5 Bitcoin'de 10'ar dolar düşmüş oluyor arkadaşlar. Ne yapıyor bu? 50 dolar yapıyor. Mesela diyelim ki 100 dolar düştü. Sizin elinizdeki 5 bitcoin 500 dolar düşüyor. Yani bu tabi yükselecek şeklinde işlem açtıysanız ve terste kalırsanız geçerli olan bir şey. Yani diğer türlü de tam aksi arkadaşlar. Siz yükselecek dediniz ve bitcoin yükselmeye başladı. 100 dolar artarsa bitcoin siz 5 bitcoininiz olduğu için elinizde borçtan almış olduğunuz 500 dolar kazanırsınız. 200 dolar artarsa sizin elinizde 5 bitcoininiz olduğu için ve yükseliş yönünde işlem açtığınız için 1000 dolar kazanırsınız. Yani elinizdeki para 1000 dolar ve 1000 dolar da 200 dolarlık artışta eğer doğru tahmin edebilirseniz o zaman üstüne bir 1000 dolar daha eklenmiş olur ve 2000 dolar paranız olmuş olur. Fakat bunda önemli olan terside kalmamak. Eğer terste kalırsanız çok ciddi bir anda likidite olma şansınız var. Mesela siz bitcoin yükselecek dediniz. 100 kaldıraçtan açtınız arkadaşlar. 5 bitcoin aldınız. 1000 dolarınız var ama siz 5 bitcoin aldınız. Ve yükselecek dediniz ama düşmeye başladı işin tam aksi. Eğer bitcoin 200 dolar aşağıya inerse sizin elinizdeki para otomatikmen likidite olur. Yani 1000 dolarınız piyasadan silinmiş olur arkadaşlar. Borsaya geçmiş olur elinizdeki 1000 dolar. Ve bitcoin bildiğiniz gibi çok volatil bir varlık. 200 dolar inmesi ya da çıkması sadece saniyeler sürebiliyor arkadaşlar. Bu Bundan dolayı sizin terste kaldığınız durumda bazen stop bile koyamadığınız zamanlarda hemen elinizdeki para borsaya gitmiş olur. Burada baktığınız zaman da mesela diyelim ki kaldıraç oranınızı 10x olarak seçtiniz. 1000 dolarlık bir işlem açacaksınız arkadaşlar. Burada limit emri, market emri ve stop limiti var. Limit emri sizin belirlediğiniz bir fiyat üzerinden alır ya da satarsınız. Market emrinde ilk emirden alır ya da satarsınız. Burada mesela diyor ki fiyat 19.617 dolarda kalmış. Şuna basalım hemen 19.365 dolara da fiyat şu anda. Ve ben burada diyorum ki şu elimdeki adetin %100'üyle bitcoin al diyorum. Ve elimde mesela 1000 dolar varsa 10x kaldıraçta 10 bin dolarlık bana bitcoin alıyor. Burada buy long dedi arkadaşlar yükselecek yönünde tahmin. Sell short dedi de düşecek yönünde tahmin. Burada da sizin margin ratio'nuz var yani risk oranınız. Burası kırmızıya geldiği takdirde likidite de oldunuz demektir. Zaten siz 1000 dolarla 100x'lik bir kaldıraç açtığınızda direkt şu sarı seviyenin sonundan başlar risk oranınız. Çünkü elinizdeki paranın çok fazla üstüyle işlem açıyorsunuz demektir ve çok riskli bu. Burada dediğim gibi işlem mesela siz 375 dolarla açtınız. Mesela ne kadarlık bir işlem açtınız? 10 kaldıraçtan bin dolarlık yani 10 bin dolarlık bir işlem açtınız. Hemen stop limiti koymanız gerekiyor. İşlem yapanlar için söylüyorum bunu. İşlem yapmayanlar zaten hiç bulaşmasınlar arkadaşlar. İşin açığını söylemek gerekirse ben zamanında futures işlemleri de çok ciddi para kaybettiğim de oldu. Para kazandığım da oldu çok ciddi. Fakat kimseye tavsiye eder misiniz derseniz gerçekten spot piyasadaki fiyat düşüşleri ve çıkışlarının yanında buradaki fiyat düşüşleri ve çıkışları sizin kalbinizi tekletmeye yetecektir. Yani o kadar çok paniğe kapılırsınız ki bir anda ekranın karşısında saçlarınızı beyazlatır şeklinde söyleyeyim arkadaşlar sizlere. O kadar stresli. Yani siz mesela diyelim ki 1000 dolarlık işlem açtınız 10 kaldıraçta fakat yükselecek dediniz ama düşüyor bu. O zaman işte artık düşmesin diye dua etmeye başlarsınız. Yani 200 dolar düştüğünde çünkü likitli olacağınızı biliyorsunuz. Pardon 1000 dolarla açarsanız 100x kaldıraçta 200 dolar düşerse likitli olursunuz. Dediğim gibi çok stresli, çok yorucu, para kazandıran kazandırıyor mu? Bazen kazandırıyor. Aynı kumar gibi düşünün. Masaya oturduğunuz ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Bunda da masaya oturduğunuz zaman ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Bunun başka bir yolu yoktur. Yönü doğru tahmin etmek çok önemli. Fiyatın nereden gireceğinizi bilmek çok önemli. Bunun içinde dediğim gibi Bollinger Bandları gibi, RSI gibi, Stok RSI gibi, MA değerleri gibi indikatörleri kullanıyoruz. Fakat yine de çoğu zaman bitcoin'in şu şekilde bir sert düşüşü arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz sert düşüş var ya. Şuradan hemen sizlere çizeyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sert düşüş arkadaşlar benim diyen futures işlem yapanı ayakta tutmaz. Burada baktığınız zaman hemen şurada kaç dolardan düşmüş bu fiyat? 19.500 dolardan 18.000 dolara düşüyor. Yani ne kadarlık bir düşüş? 1.500 dolarlık bir düşüş. 1.500 dolarlık düşüş neredeyse çoğu pozisyonu likidite eder. Siz yükselecek derken şuradan mesela baktınız yükseliyor bu. Girdiniz yükselecek diye. Fakat bu şekilde bir sert düşüşte siz daha satamadan elinizdeki para sıfırlanmış olur. O şekilde söyleyebilirim sizlere. Yani çok riskli piyasalar futures piyasalar özellikle Bundan dolayı çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle işlem yapmayan arkadaşlara işlem yapmayın kesinlikle diyorum. İşlem yapan arkadaşlara da çok aşırı dikkatli olun diyorum. Çünkü pişmanlığını daha sonra çok feci yaşarsınız arkadaşlar. Elinizdeki paranızı bir anda kaybedersiniz. Hani kumar masalarında insanlar bir anda oturur da masada varını yoğunu kaybeder ya. Siz de burada varınızı yoğunuzu sermayenizi Tamamen 2-3 saatin içerisinde kaybedersiniz. O şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar alt koyun piyasalarına da baktığımız zaman bugün piyasaların yeşil olduğunu görüyoruz arkadaşlar alt neredeyse çoğu alt koyunun hepsi yeşil arkadaşlar kırmızı olan birkaç tane alt koyun var. Son 24 saat artışa baktığımız zaman Decred ve Kompat koyun yüzde 23 ve yüzde 17 ile ilk ki çekiyorlar. Kompat bildiğiniz gibi daha önceki Altcoin sepeti videomuzda vardı. 24 saatte en çok düşenlere baktığımız zaman SushiSwap, Yearn Finance gibi coinlerin olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar coin 360'dan da baktığımız zaman dominansın %63.70 yani normal seviyelerde olduğunu görüyoruz. Çok yüksek de değil, çok düşük de değil. Bu dominans bu seviyede olduğu için Bitcoin'de arkadaşlar altcoin'ler de bu şekilde yeşil. Eğer burada dominans %70'e çıkmış olsaydı altcoin'leri kırmızı olarak görmemiz çok muhtemel olurdu. Çünkü para Bitcoin'de 1 olurdu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok o arkadaşımızın beklemiş olduğu büyük ana geliyoruz. Bildiğiniz gibi 10.000 aboneye özel 10.000 MP çekilişimiz vardı ve bugün yapacağımızı söylemiştik. Bu videomuzun altına arkadaşlar şuradan da kanalımızdan hemen göstereyim. Şu MP token %20 bonus son saatler ve Expert para 10.000 aboneye 10.000 MP çekilişi adlı videomuzu açtım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bu videomuzda 629 adet yorum geldi ve her kullanıcıyı bir kere sayacak program. Yani birden fazla yorum mükerrer yorum yapan arkadaşlarımızın yorumları tek sayılacak sadece. Bu da hak geçmesini önleyecek. 5 kişiye arkadaşlar 2000 er adet MP koyun. Çekilişimiz başlıyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun herkese. Bol şanslar getirsin diyorum. Programımız çekilişimizi yapacak. 629 adet yorum tespit edildi. Videomuzdan uyumlu gördüğünüz gibi yorum sayısı ve 5 arkadaşımızı seçiyor şu anda program. Şimdi arkadaşlar çekilişimizi başlatıyoruz. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Çekilişimiz başladı. Şu anda yorumların içerisinden kişilerimizi seçiyor otomatikmen. Ve birinci kişi Caner Şeyma Türkmen. İkinci kişi Emre Akçakır. Üçüncü kişi Cengiz Uzer. Dördüncü kişi Osman Tuna. Beşinci kişi de tasarım lifler. Arkadaşlar çekilişimiz şu anda tamamlandı. Caner Şeyma Türkmen birinci arkadaşımız. ikinci arkadaşımız Emre Akçakır. 2000 e adet MP kazanan arkadaşlarımız. Üçüncü arkadaşımız Cengiz Uzer, 4. arkadaşımız Osman Tuna ve 5. arkadaşımız Tasarım Lifler. Yorumları da okuyayım sizlere. Hocam değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz. Emre Akçakır demiş ki inşallah çıkar. Hakikaten de çıktı kendisine. Üçüncü kişi Cengiz Uzer çok güzel ağzına emeğine sağlık. Dördüncü kişi Osman Tuna her aboneyi önemsediğin için ve gerçekten samimiyetin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim hepinize. Ve beşinci kişi tasarım lifler. Hocam yolunuz açık olsun başarılar dilerim. Videolarınız çok faydalı. Arkadaşlar şimdi bu çekilişte kazanan arkadaşlarımız benimle nasıl irtibat kuracaklar? Arkadaşlar çekilişimizi kazanan 5 arkadaşımız benimle expertpara.net sayfamız üzerinden burada Telegram adresim var. Buradan benimle irtibata geçebilirler. Eğer kendileri Telegram kullanmıyorlarsa da benimle iletişim kısmından buradan iletişim formunu doldurarak kendilerinin cüzdan adreslerini MP cüzdan adreslerini bana iletebilirler arkadaşlar. Onlara 2000 er adet MP Coin'i bizzat ben kendim göndereceğim. Telegram'ım dediğim gibi expertpara.net sayfamıza girdiğimiz zaman web sitemize Telegram adresi kullananlar Telegram'a yazabilirler. Telegram adresi kullanmayanlar da bana iletişim formu üzerinden yazabilirler. Bu şekilde. 5 arkadaşımıza 2000 er adet MP coin'in gönderimini yapacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu güzel çekilişte videomuzu bitiriyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde daha nice çekilişler yapacağız arkadaşlar hep beraber inşallah. Hepsi aklımda. Bu, bu şekilde bu program aracılığıyla bir sürü arkadaşımıza inşallah bol bol coin dağıtacağız. Biz çünkü bir kripto para sayfasıyız. Bizim dağıtabileceğimiz en güzel şey arkadaşlarımıza coin olacaktır. Gelecekte değerlenmesini düşündüğüm coinlerden ileri vadede de bu şekilde çekilişler yapacağız sayfamızda. Arkadaşlar hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.